Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iPhone X Max kutu açılımını yapacağım. Bu bir inceleme videosu değil. Cep telefonunun özelliklerini anlatma videosu değil. Çok fazla anlamıyorum arkadaşlar. Aldım. O kadar para vermişken kutu açılışı yapmak istedim. Amatör bir video olacak kesinlikle. Özelliklerini bilmiyorum. Bildiğim kadarını söyleyeceğim size. Neden telefonun yanında bir anahtar var, ruhsat var? Arkadaşlar bu benim motorumun ruhsatı, motorumun anahtarı. Bu telefon sıfır aldığım motorumla aynı fiyatta. Şu an en pahalı telefon statüsünde iPhone XS Max. Bunun açılışını yapacağım arkadaşlar. Başlayalım. Amatör bir açılış olacak kesinlikle, dediğim gibi. Çok fazla anlamıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir şey var. 12.000 TL vermişken ben bunu nazikçe açarım abi. Tertemiz açarım. Kılıfını, her şeyini tertemiz saklarım. Şöyle hemen toplayalım. Kenarda kalsın bu. Evet, şimdi kutumuz bu şekilde. iPhone XS Max, bu gold rengi, 64 GB'lık olan modeli. Çok fazla heyecanlanmaya gerek yok. Dünya malı dünyada kalacak. Ama tabii ki de yeni bir cihazım olduğu için de mutluluk var. Cihazımızı yavaşça açalım. Ama makine yanıyor abi. Gerçekten makine tam istediğim boyutta. Gold renk. Bu burada kalsın. İçinden her zamanki gibi iPhone'un kendi kulaklığı çıkıyor. Şarj aleti ve şarj kablosu. Başka kutunun içinde bir şey yok. Altını çıkarsanız da bir şey çıkmaz. Burada ne var? Burada merhaba diyor bize iPhone. Ne diyor? iPhone'a hoş geldiniz. Denetim merkezi. Ana ekran. Falan filan. Bu da kalsın. İçinden iğnesi çıkıyor arkadaşlar. İğne sim kartı takmak için. Burada iki tane elma var. Bu elmaları nereye yapıştıracağız bilmiyorum. Yapıştıracak bir yer illaki buluruz. Kullanma kılavuzunda gördüklerimi söyleyeyim size. Yan düğme, sessiz anahtarı varmış hemen yanında. Şurada zaten biliyorsunuz yıllardan beri iPhone'un yaptığı. Şuradan direkt sessiz alma tuşu. Boyutları, yüksekliği 157,5 mm'miş. Genişliği 77,4 mm'miş. Ekranı 6,5 inç Super Retina HD ekranmış. 2688'e 1242 piksel çözünürlüğü varmış. 12 megapiksel kamera, 1080 HD video, 4K video, 7 megapikselde 3D dipt kamera varmış. 1080 piksel HD video çekiyormuş o da. Pil yerleşik şarj edilebilir. Lityum iyon pil diyor. Bunlara geçelim. Buralarda bir şey yok. Garanti belgesi 2 yıl. Sim kart taktığınızdan itibaren biliyorsunuz iPhone başlatıyor. iPhone'umuzu açalım. iPhone açma düğmesi de bayağı büyük yapmışlar. Elma çalışıyor. Bakalım ne kadar zamanda açacak kendini. Bugün açarsın herhalde diye düşünüyorum. Neden açmıyorsun? Hele şükür açtın. Sweep up to open diyor. Yukarı çek diyor. Türkçe. Bölgemiz Türkiye. Evet, dil ayarlandı. El ayarla. Şifreyi ben size göstermeyeyim arkadaşlar. Olduğu gibi benim evim oradan geçersin. İnternet zaten yavaş. Devam et. Arkadaşlar en çok sevdiğim özelliği büyüklüğü oldu. Klasik iPhone ekran açılışı. Standart abi. Şu an her şey standart olsun. Telefon gerçekten çok hızlı olduğunu kendine belirtiyor. Evet, başlamak için yukarı kaydırın diyor ve başladık. Gerçekten çok şık bir telefon. Büyüklüğü tam ideal. Fotoğraf kalitesi de tatmin ediyor. Video konumuna geliyoruz. Videoluk net. Gerçekten film çekebilecek kadar kaliteli bir kamerası var. Arkadaşlar dediğim gibi çok fazla anlamıyorum. Kullanacağımdan değil. 7 nanometrelik işlemcisi varmış. 7 nanometre işlemciyle çıkan tek telefonmuş bu. Milyonlarca işlem yapmanıza yarıyormuş. Artık milyonlarca işlem ne yapacaksanız, Instagram'da bir şeyleri kaydırırken daha mı hızlı kaydıracaksınız? Benim alma sebebim sadece ben bunu paraya çevirmek için aldım. Faturaya ek aldım. Ama gerçekten param olsa alırdım ve kullanırdım. Parası olan alsın kullansın abi. Ben bunu kullanamadan satacağım arkadaşlar. Sim kartımı bile takmıyorum içine, o yüzden. Dediğim gibi motorum da aynı fiyatta. Motorumu satmak yerine bu şekilde bir şey yaptım. Bu en azından bana birkaç ay kazandıracak. O sırada ben de videolarımı çekmeye devam edebileceğim. Dediğim gibi bu tanıtım videosu değildi. Sadece kutuyu açmak istedim. 12.000'e vermişken bu kutuyu açmak istedim arkadaşlar.
Arkadaşlar telefonun özelliklerini saymak da bitmez. Daha profesyonel teknoloji sitelerinde binlerce videosu var. İzleyebilirsiniz. Ben sadece kutu açılış videosu çektim. Benim motorumla aynı fiyat. Durum bu. Verir miydim bu parayı? Param olsa verirdim arkadaşlar. Yeni sahibine hayırlı olsun diyorum. Tekrar bunu yerine koyuyorum. Videomu beğendiyseniz like, bir şeyler atın işte. Atmasanız da olur. Görüşmek üzere.